Değerli misafirler, sevgili basın mensupları, haftalık grup toplantımızı yapmak üzere bir araya gelmiş bulunmaktayız. Hepiniz grup toplantımıza hoş geldiniz. Sevgili misafirler, eş başkanlarımız dahil 13 milletvekilimizin ve 5000'e yakın parti üyemizin tutuklu olduğu bir referandum süreci yaşadık. Hayır diyen her türlü muhalefetin bastırıldığı, basında yer alma sürelerinden sokakta yaşadığımız baskılara kadar asla adil, eşit bir yarışın ve propaganda özgürlüğünün olmadığı bir referandum yarışını dayattılar bize. Keza referandum günü de Türkiye seçim tarihinde olmadığı kadar yolsuzlukların, hırsızlıkların, hukuk dışı uygulamaların gerçekleştiğini ve hatta kendi hukukunu inkar eden YSK kararlarının yapıldığını, alındığını gördüm. Ve bütün bunlara rağmen halkımız coşkuyla bir hayır kampanyası yürüttü ve sonucunu aldı. Bugün tersi bir sonuç bize kabul ettirilmeye çalışılıyor. Bunu asla kabul etmek mümkün değil. Sözümüz inanarak evet diyen yurttaşlarımıza değil. Ama bir siyasetçi şaibeyle ve ancak %1 farkla kazandığını iddia ettiği bir referandumla ilgili teveccüh göstermesi ve herkese teşekkür etmesi gerekirken ülkenin yarısına dönüp de atı alan Üsküdar'ı geçti diyemez. Anladık ki öfke ve nefret siyasetini sürdürmek istiyorlar. Daha referandumun dumanı üstündeyken ülkeyi denetim altında tutmak için o halle yöneteceklerini ilan ediyorlar. Yani o hali kaldırmayacaklarını. Fakat ne yapılırsa yapılsın bugün yurttaşlarımız bize sesleniyor ve hayır biz kazandık diyorlar. Sandıkta hayır demiş yurttaşlar bugün oylarına, hayırlarına sahip çıkma mücadelesi yürütüyorlar. Halkların Demokratik Partisi olarak bizler sonuna kadar bu sesin sözcüsü olacağız ve hayırlarımıza sahip çıkacağız. Bugün aramızda olan Ankara il ve ilçe yöneticileri ve üyelerine grup toplantımıza katılımlarından dolayı çok teşekkür ediyoruz. Hoş geldiniz. Şimdi konuşmasını yapmak üzere parti sözcümüz Şanlıurfa Milletvekilimiz Sayın Osman Baydemir'in kürsüye Saygıdeğer kardeşlerim, anneler, gençler, seydalarım, milletvekili arkadaşlarım, Sayın Başkan, basının değerli emekçileri ve şu anda ekranlar başında bizleri izleyen milyonlar ve şu anda cezaevinde bugüne kadar bize umudu aşılayan, cesareti aşılayan eş genel başkanlarımız Sayın Selahattin Demirtaş, Sayın Figen Yüksekdağ, 13 milletvekilimiz ve bütün canlar. Hepinizi saygıyla, sevgiyle, hürmetle, muhabbetle selamlıyorum. Tüm baskılara rağmen, tutuklama, OHAL rejimine rağmen, sıkı yönetim koşullarına rağmen milyonlar eşitlik, özgürlük, adalet iradesini ortaya koydu. Eş genel başkanlarımızın ve milletvekillerimizin, HDP bileşenlerinin tümünün susturulmaya çalışıldığı bir atmosfer içerisinde, tüm ekranların hayırlara kapatıldığı bir atmosfer içerisinde, ülkede darbe ve darbeye karşı karşı darbe koşullarının olduğu bir atmosfer içerisinde, Kürt coğrafyasında ise sıkı yönetim koşullarının olduğu bir atmosfer içerisinde milyonlar bir kez daha baskıya ve zulme boyun eğmedi, milyonlar eşitlik, özgürlük, adalet iradesini ortaya koydu. Grubum adına, milletvekili arkadaşlarım adına, hareketimiz adına, bileşenlerimiz adına buradan bir kez daha milyonlara
yüreği hayırla dolu olan milyonlara bin kez selam olsun. Bugün dünden çok daha umutluyuz. Bugün dünden çok daha emin olun kararlıyız ve bugün dünden çok daha heyecanlıyız. İşte bizim mücadele azmimiz bu umudu bize yaşatan milyonların bu ülkede varlığıdır. Değerli kardeşlerim, HDP olarak hep milyonların, halklarımızın, inançlarımızın barış ferasetine eşitçe, özgürce, adalet içerisinde bir arada yaşama ferasetine hep inandık, hep güvendik. AKP-MHP ittifakı muhalefetin elini kolunu bağlayarak, zindana atarak, rakiplerini zindana atarak mevcut antidemokratik sistemi faşizme taşıyacak ve faşizmi, kötülüğü kurumsallaştıracak, yaygınlaştıracak tekçiliğe dayalı bir anayasa değişikliğini ülkeye dayattı. Darbe o hal koşullarında adil olmayan bir süreç içerisinde referanduma neredeyse %67'lik AKP-MHP ittifakı müdahaleye, şaibelere rağmen, bütün hırsızlıklara rağmen ancak ve ancak %67 zorla, hileyle, cebirle %51'e çıkarılabildi. Buna rağmen bir kez daha söylüyorum, hayırlar sandığa girdi ama Anadolu Ajansı ve Yüksek Seçim Kurulu sandığa giren hayırları reddetti, kabul etmedi, sandıklardan evet'i çıkarttı. Dolayısıyla başarı Anadolu Ajansı'nın ve kararı ilelebet şaibeli olacak olan Yüksek Seçim Kurulu'nun kararıdır. Bir kez daha milyonlar adına bu şaibeye ve bu meşruiyet krizi doğuran uygulamaya bir kez daha hayır diyoruz. Özü itibariyle hayır mücadelesi yeniden başlıyor bu ülkede. Selam olsun bu mücadeleyi onurla, omuzla yürütecek olan bütün kardeşlerimize. Kardeşlerim, ortada bir zafer yok. Bunca baskıya rağmen hayırın savunanların faşizme ve tekçiliğe karşı büyük bir iradi direnişi var. Baskı ve şantajlara rağmen 24 milyon yurttaşımızın hayırda buluşması var. İstanbul, Ankara, İzmir, Eskişehir, Adana, Diyarbakır, Van gibi 17 büyük şehirde bu anayasadan bir mutabakat çıkmamıştır. Bu anayasa meşru değildir. Bu anayasa toplumun ihtiyaçlarına yanıt vermemektedir. Kardeşlerim, bütün bu atmosfer içerisinde Kürtler namlunun ucunda sandığa gittiler. 65 sayfalık referandum süreci ve referandum öncesine dair ihlal raporumuz var. Temmuz 2015'ten günümüze değin tamı tamına 11 bin insanımız gözaltına alındı. 5 bin insanımız tutuklanarak cezaevine konuldu. Eş genel başkanlarımız, 13 milletvekilimiz, grup başkan vekillerimiz, parti sözcümüz, 84 belediye başkanımız, 750'yi aşkın il, ilçe yöneticimiz ve il, ilçe eş başkanlarımız tutuklanarak cezaevine konuldu. Sadece ve sadece referandumun 75 günlük kampanyasında neredeyse günde ortalama 29 insanımız, aktivistimiz gözaltına alındı. Toplamda 2165 hayır aktivisti gözaltına alındı. Sadece bize yönelik değil, diğer siyasi partilere yönelik, yani hayırı örgütleyen diğer siyasi partilere yönelik en az 297 aktivist gözaltına alındı. Bizler de dahil olmak üzere 500'e yakın aktivistimiz tutuklanarak cezaevine konuldu. Selamımızı alan yurttaş bile tek tek kameraya alındı. Vekillerimiz kampanya boyunca gözaltına alındı. Vekillerimiz bir kez daha kampanyalarını adliye koridorlarında yürütmek durumunda kaldı. İşte şu anda size sunmuş olduğum fotoğraf, kampanyamızı sürdürürken selam verdiğimiz insanların kamera altına alındığı bir fotoğraftır. Bir anne bebeğiyle birlikte bize selam verdiği için
kameraya alınıyor. Değerli kardeşlerim, böylesi bir atmosfer içerisinde bir kez daha söylüyorum, bakanı emir veriyor, valisi emir alıyor, mahkemeye emir veriyor, seçim şarkımız yasaklanıyor. Ne diyordu seçim şarkımız? Bejinna. Emçidi bejin, emdi bejinna. Dün de hayır diyorduk faşizme, bugün de faşizme hayır demeye devam ediyoruz. Dün de faşizme hayır diyorduk, bugün de faşizme hayır demeye devam ediyoruz. Kampanyayı yürütmüş olduğumuz otobüslerimiz, minibüslerimiz alıkonuldu. Anahtarlarına el konuldu. Çok açık ben söylüyorum, ekranlar bize kapatıldı. Hayırın kitlelere ulaşımının tabiri caizse en önemli araçlarından bir tanesi olan ekranlar bize kapatıldı. TRT dahil 17 ulusal televizyon kanalında Cumhurbaşkanı ve danışmanları tamı tamına 326 saat propaganda yaptılar. AKP 480 saat propaganda yaptı. CHP 73 saat propaganda yaptı. MHP 24 saat propaganda yaptı. HDP ise sadece ve sadece 58 dakika sesini duyurabildi. 1 Mart, 31 Mart tarihleri arasında TRT'ye baktığımızda, TRT kanallarına baktığımızda 6 milyon oyun sahibi irade olan HDP'nin seçmeninin de vergileriyle kendisini idare eden TRT'ye baktığımızda Cumhurbaşkanı ve danışmanlarına tamı tamına 2511 dakika verilmişken AKP'ye 4046 dakika, CHP'ye 381 dakika, MHP'ye 68 dakikaya, HDP'ye ise 0 dakika yer vermiştir. Böylesi bir atmosfer içerisinde biz seçime gittik. TV'lerde, bütün televizyon kanallarında HDP'ye, HDP paradigmasına, HDP bileşenlerine karalar çalındı. Ama HDP orada yoktu. HDP'nin gıyabında HDP ve HDP'nin gıyabında HDP'nin hayırlarının vesilesi tabiri caizse karalar çalındı. Ama bir kez daha söylüyorum, bütün bunların yanı sıra yalancı cennet vaadinde bulundular. Bütün bu yalancı cennet vaadine rağmen milyonlar bir kez daha yalana, dolana hayır dedi. Bir kez daha buradan yalana, dolana hayır diyen ve boyun eğmeyen bütün yurttaşlarımı, bütün kardeşlerimi yürekten, muhabbetle, sevgiyle, savgıyla, hürmetle selamlıyorum kardeşlerim. Bununla da sınırlı kalmadı. Bütün kitle iletişim araçları kapalı. HDP ve bizler sesimizi televizyon ve radyolardan duyuramadığımız için referandum çalışmamızı sosyal medya üzerinden yürütmeye çalıştık. Bir müddet sonra sosyal medyada kapatılmaya başlandı. Mitinglerimizde, halk buluşmalarımızda jammerlar, sinyaller göndererek Facebook'tan, Twitter hesabımızdan, Periscope hesaplarımızdan yayın yapmamız engellendi. Bir yandan devlet, dört parti, idare, cumhurbaşkanı, vali, kaymakamlar, öte yandan iman gücüyle hayırı örgütleyen, hayırın memleketi sarması için çaba sarf eden bizler kampanya yürüttük. Değerli kardeşlerim, cumhurbaşkanıyla, başbakanıyla, bakanlarıyla, valileriyle açılış adı altında cumhurbaşkanlığının ve başbakanlığının bütün örtülü ödeneklerini kullandılar. Örtülü ödenekler demek beytülmalın malıyla kendi kampanyalarını yürüttüler. Vali ve kaymakamlar ise kolluk güçleri evet için seferber oldular. Toplu temel atma ve açılış törenlerine tüm kamu çalışanlarının katılmasını zorunlu hale getirdiler. Okullar tatil edildi, okullar. Sırf mitinglerine gençleri, çocukları götürebilmek için. Van, Adana'da derste olması, sırada olması gereken öğrenciler böylesi bir zorunluluktan dolayı kaza geçirdi ve 4 genç hayatını yitirdi. O hal gerekçesiyle Urfa'da, Van'da, Hakkari'de toplantı ve gösteriler yasaklandı. Sokağa çıkma yasakları uygulandı, kimi yerlerde ise güvenlikli bölge ilan edildi. HDP mitingleri yasaklandı, miting yapılan kentlerde toplu taşıma araçları başka güzergahlara aktarıldı, kontakları kapatıldı sırf insanlar miting alanlarımıza ulaşamasınlar diye.
Evleri yakılıp yıkılanlara verilecek olan TOKİ konutları bile tehdit ve şantaja dönüştürüldü. Yurttaşlar işiyle, aşıyla, rızkıyla tehdit edildi. Muhtarlar çağrıldı, muhtarlar. Kaymakamların odasına. Bak diyor, senin 7 Haziran'daki köyünde çıkan sonuç bu. 1 Kasım'da köyünde çıkan sonuç bu. Ama senin oğlunun öğretmen olduğunu biliyoruz. İnşallah kanun hükmünde kararname ile akıbeti sıkıntılı olmaz. Tehdidiyle, insanların rızkıyla, ekmeğiyle tehdit ederek bir baskı rejimi içerisinde sonuç almaya çalıştılar. Değerli kardeşlerim, bütün bu baskı ve şantajlara rağmen Kürtler ölümü göze alarak sandık başına gitti. Şehirlerinin yakılıp yıkılmasına rağmen, yüz binlerce insanın evsiz bırakılıp göç ettirilmesine rağmen, iradesi olan belediyelere darbe yapılıp kayım atanmasına rağmen, tüm Kürt coğrafyasındaki il, ilçe ve yöneticilerimiz tutuklanmasına rağmen, özetle darbe ve sıkı yönetim koşullarına rağmen Ağrı'da, Diyarbakır'da, Hakkari'de, Mardin'de, Muş'ta, Sirt'te, Dersim'de, Van'da, Batman'da, Şırnak'ta, Iğdır'da %62 oranında zulme, faşizme, baskıya hayır dediler. İnsanlık onuru işkenceyi de tecridi de yenecektir vücudunda buluştular ve bugün bize bir kez daha buradan sizlere onurla, heyecanla hitap etmenin fırsatını verdiler. Bir kez daha kendilerine şükranlarımızı, teşekkürlerimizi ifade ediyoruz. Yani Kürt halkı özgürlüğe, demokrasiye, diline, ölümü pahasına sahip çıktı. Teslim olmadı. İşinin, aşının, rızkının elinden alınmasına, alınma şantajlarına rağmen karşı çıktı. Bir kez daha halkımıza müteşekkiriz. Şimdi şu soruyu bir kez daha yüksek sesle sormak gerekiyor. Kürtler neden hayır dedi? Kürtler tekçiliğe, savaşa, kayyuma hayır dedi. Kürtler açık ve ne söylüyorum, savaş dayatmasına hayır dedi. Kürtlerin hayırı bir kez daha ülkeye yeni bir hayır kapısının açılmasına fırsat sunuyor. Kürtler kendilerinin ve farklı tüm kimliklerin reddedilmesine, tekçi bir anayasa dayatılmasına hayır dedi. Kısacası Kürtlerin hayırı son 2 yıldır bu ülkeye dayatılan Kürt karşıtlığı içeride ve dışarıda Kürt karşıtlığına hayır demek oldu. Değerli kardeşlerim, sadece seçim atmosferi ve seçime giden günlerde baskı dozuyla sınırlı değildi yaşadıklarımız. HDP'nin oy oranının yüksek olduğu bütün neredeyse yerleşim birimlerinde, örneğin bunlardan bir tanesi Batman'dır, sandıklar başka bölgelere taşındı. Birçok ilde sandık başkanı, sandık kurulu başkanı adaylarımızın özeri çizildi, yerine diğer partilerden müşahitler, diğer partilerden yetkililer getirildi. Kürt coğrafyasında pek çok yerde asker ve jandarma gölgesi altında yurttaşlarımız oy kullanmak zorunda bırakıldılar. HDP yurt dışında en fazla oy alan ikinci parti olmasına rağmen 3 milyon seçmenin bulunduğu yurt dışı seçim çevresinde sandıklara üye vermesi engellendi. HDP müşahitlerinin oy verme işlemleri sırasında bazı ülkelerdeki konsolosluk görevlileri tarafından engellendi, sandıktan uzaklaştırıldı. Yüzlerce sandıkta YSK sonucu ile HDP sandık tertip merkezi, takip merkezinin sonuçları arasında fark var. Şu ana kadar 700'ü aşkın tutanağa itirazımızı sunduk. Değerli arkadaşlar, yurt dışı oylarının getirmiş olduğu Ankara Ticaret Odası'nda sayımlar başlar başlamaz müşahitlerimiz, seçmenlerimiz, halkımız sandıklardan uzak tutuldu. Yani gizli oy kullanımı ihlal edildi. Açık sayım ilkesi bu ihlal edildi. Bir bütün olarak seçime şaibe düşürülmüş oldu. Sosyal medyada çok sayıda fotoğraf ve video şu anda dolaşıyor. Her birinde yapılan seçim ihlalleri açık ve net bir şekilde gösteriyor ki bu seçim sonuçları itibariyle şaibelidir. Değerli kardeşlerim, sizlere bu şahibelerden sadece ve sadece bir tanesini göstermek istiyorum. Sayın Başbakan Yardımcısı Numan Kurtulmuş diyor ya, silahların gölgesi kalktı.
Tam tersine silahların gölgesi altında bu seçim gerçekleşti. Muş, Hasköy'e bağlı olan bir köyümüz, Şımlak köyümüz. Bu sandığın sonucu evet 290, hayır 2. İşte silahların gölgesinde geçen bir sandığın sonucunu sizinle paylaşıyorum. Sadece Hasköy'de, Muş Hasköy'de 30 sandıkta kullanılan oy oranı, Muş milletvekilimiz, grup başkan vekilimiz şu anda burada, kullanılan oy oranı %100, evet oranı %100. Dünyanın hangi yerleşim biriminde böylesi bir seçim görülmüştür, böylesi bir sonuç görülmüştür? İşte bütün bunlar bu seçimin iptalini aynı zamanda gerektiren nedenlerdir. Değerli kardeşlerim, seçim kanununun 77. maddesine göre zarfların ilçe seçim kurulu ve sandık kuruluna ait iki mühür taşıması zorunlu olmasına rağmen milyonlarca zarf ve oy pusulası mühürsüz kullanılmıştır. YSK'nın mühürsüz oy pusulalarını kabul etmesi YSK ve seçime çok açık ve ne söylüyorum, darbedir darbe. Hukukçu kimliğimle söylüyorum. Ama aynı zamanda 2014 yılındaki tanıklığımla söylüyorum. Bitlis, Nolşin ilçemizde yerel seçimler yapıldı. 28 Mart'taki seçimlerde DBP birinci parti seçildi ve seçimi kazandı. AKP'nin yapmış olduğu itiraz üzerine mühürsüz oylar, mühürsüz zarflar gerekçesiyle Yüksek Seçim Kurulu tarafından seçim iptal edildi. 1 Haziran'da seçim gerçekleştirildi. Buna rağmen yine seçimi HDP aldı, yine seçimi DBP aldı. Şimdi açık ve net YSK'ya çağrıda bulunuyoruz. 2,5 milyonu bulan mühürsüz oylar ve zarflar. Tıpkı 2014'te almış olduğu kararın aynısını almaz isen sen bu seçimde hakem değil tarafsın. Ve bu seçimin sonucunu belirleyen bütün bu hukuksuzluklara, bütün bu şaibelere en büyük vebal senin boynuna girmiş olacaktır. İşte YSK'nın almış olduğu bu karar, ki ortada bir kurul kararı da yok. Sadece bir duyuru var. Web sitesinde yapmış olduğu 2 satırlık bir duyuru var. Senin boynuna olmuş olacaktır. İşte HDP'nin bütün bileşenleriyle yargı bağımsızlığı dediği meselenin ne kadar hayati derecede önem arz ettiğini bir kez daha ortaya koyuyor. Değerli kardeşlerim, meşruluk, meşruiyet krizi aşılmadığı müddetçe toplumun ihtiyacı da giderilmemiş olacaktır. Bakın elimizde AGİT raporu var. Şu ana kadar ifade etmiş olduğum her husus AGİT raporunda da tespit edilmiş durumdadır. Ne diyor Sayın Cumhurbaşkanı? AGİT raporunu tanımıyorum diyor. Peki Sayın Cumhurbaşkanı'na şu ana kadar bu şaibeli seçim sonuçlarına ilişkin tebrik eden kimlerdir? Katar emiri, Cibruti Cumhurbaşkanı, Bahreyn Kralı, Gine Devlet Başkanı. Maşallah, maşallah. Şahide Rovi de la Rovi. Arif Hadi. Şahide Rovi de la Rovi. Kardeşlerim, bir kez daha. HDP faşizme 4 nala giden AKP, MHP, şer koalisyonuna, iktidarına dur demiştir. Bütün milyonlar 16 Nisan'da eşitlik, özgürlük, adalet ve birlikte yaşam iradesini net bir şekilde açığa çıkarmıştır. Kürtler, Türkler, Aleviler, Süryaniler, Ezidiler, Ermeniler ve bütün farklı kimlikler kendisini içerisinde buldukları yeni bir anayasa, yepyeni bir anayasa inşa edilinceye kadar 24 milyondan almış olduğumuz ilhamla yeni bir anayasanın inşasının mücadelesini müsaadenizle bugünden itibaren, bu dakikadan itibaren bir kez daha başlattığımızı ilan etmek istiyorum. 12 Eylül Junta Anayasası'nın %92 ile kabul edilmiş olmasına rağmen 35 yıldır meşruiyeti nasıl kabul edilmediyse, bu şaibeli seçim sonucunun da çok açık söylüyorum dayatmış olduğu tekçilik
dayatmış olduğu katı merkeziyetçilik, dayatmış olduğu redcilik kaç yıl sürerse sürsün yine meşruiyet kazanmayacaktır. Nihai çözüm, bir kez daha söylüyorum, bütün farklılıkların, bütün zenginliklerin kendisinde içerisinde bulduğu yeni bir anayasanın inşasıyla ancak mümkün olacaktır. Dolayısıyla 16 Nisan akşamı ve 16 Nisan sabahından itibaren gerçekleşen bütün süreç yeni bir sürecin, yeni bir mücadele alanının da aynı zamanda başlangıcıdır. Halkın 16 Nisan'da vermiş olduğu mesaj da çok açık ve nettir. Halk, hükümete savaş politikalarını durdur, o hali kaldır, demokratik çözüm ve onurlu barış için bir kez daha müzakereye kapı arala, bir kez daha içeride ve dışarıda Kürt düşmanlığı politikasından vazgeç mesajını ortaya koymuştur. Kayyum uygulamalarını kaldır, tutuklu belediye başkanlarını serbest bırak, tutuklu eş genel başkanlarımız Selahattin Demirtaş, Figen Yüksekdağ 16 Nisan halkın, milletin kararıyla beraat etmişlerdir, tahliye olmuşlardır. Şu anda cezaevinde rehindirler ve biz bu rehineyi bir kez daha tınıyoruz, bir kez daha kabul etmediğimizi ifade etmek istiyoruz. Değerli arkadaşlarım, cezaevlerine değinmişken, cezaevleri demişken şu anda cezaevlerinde büyük bir insanlık trajedisinin yaşanılması arifesindeyiz. Demin ifade etmiş olduğum bütün hususların ortadan kaldırılması adına o hal ile birlikte ağırlaşan koşullar ve yaşanan hak ihlallerine başta tecrit olmak üzere Kürt meselesini çözümsüzlüğe sürükleyen bütün politikalara çekmek amacıyla açlık grevi başlamıştı. 33 farklı cezaevinde toplam 292 siyasi mahkumun süresiz dönüşümsüz açlık grevleri maalesef bu saat itibariyle devam ediyor. Kadın cezaevlerinde ve karma cezaevlerinin kadın bölümlerinde en az 57 siyasi mahpusun süresiz dönüşümsüz açlık grevi maalesef devam ediyor. Değerli arkadaşlarım, şu an itibariyle bu bahsetmiş olduğum bütün cezaevlerindeki açlık grevlerinin bilançosunu gerek insan hakları kuruluşları, gerekse cezaevi komisyonumuz eliyle ilk günden bugüne kadar aralıksız bir şekilde takip ettik. Şu anda kimi cezaevlerinde 63. kimi cezaevlerinde 55. kimi cezaevlerinde 50. günündedir. Bir insan hakları aktivisti, bir insan hakları savunucusu perspektifiyle aynı zamanda söylüyorum. Grevci mahpuslarda ciddi sağlık sorunları ve geri dönülmez yıkım izleri maalesef belirlemeye başlamıştır. Grevci mahpuslarda tansiyon düşmesi ve yükselmesi, kalp çarpıntısı, göz kararması, halsizlik, mide bulantısı, mide ağrısı, kasılmalar, eklem ağrıları, denge kaybı, görme bozukluğu, göç ve hareket kaybı, konuşma güçlüğü, unutkanlık, yutkunmada zorlanma, kulak çınlanması, dil ve boğazda tortu toplama gibi yaygın sorunlar ortaya çıkmıştır. Her şeyden önce neden bu insanlar cezaevinde bulunan devletin tabiri caizse himayesi altında bulunan bu insanlar neden açlık grevine girdiler? Tecriti kaldırın diyorlar. Orançlı hal rejimini kaldırın diyorlar. Siyasi soykırım operasyonları dursun diyorlar. Değerli kardeşlerim, tecrit ne demektir? Tecrit ve izolasyon işkencedir. İşkence insanlık ailesine karşı suçtur. Olağanüstü hal rejimi ne demektir? Şimdi müsaadenizle olağanüstü hal rejiminin ne demek olduğunu bir kez daha ifade etmek istiyorum. 15 Nisan 2017 günü. 5 gencin içerisinde bulunduğu araç Gazi Mahallesi'nde dur ihtarına uymadığı gerekçesiyle polisler tarafından tarandı. Bu gençlerden Oğuzhan Erkul ve Barış Kerem maalesef hayatını yitirdi. Ramazan Altürk ve Demirhan Erkol yaralandı. Yara almayan Birkan Yüksel de gözaltına alındı. Bu gençler doğum gününü kutlamaya gitmişlerdi. Dönüşte ehliyeti olmadığı için dur ikazına uymadı. Ehliyeti olmadığı için dur ikazına uymayan bir gencin cezası ölüm müdür?
İşte o hal demek, ehliyeti olmayan bir gencin ikaza uymaması durumunda öldürülmesi demektir. O hal demek, nevroza, nevrozu kutlamaya giden Kemal Korkut'un öldürülmesi demektir. İşte bu insanlar bunlar olmasın diye bedenlerini açlık grevine yatırmışlar. Değerli kardeşlerim, tecrit aynı zamanda müzakerenin çökmesi demektir. Tecrit aynı zamanda savaş demektir. Tecridin kaldırılması demek aynı zamanda müzakere zeminine giden yolun kapısının bir kez daha aralanması demektir. İşte bundan dolayı tamı tamına 60 gündür meclis başkan vekilimiz Sayın Buldan, grup başkan vekillerimiz, meclis idare amirimiz, cezaevi komisyonumuz eliyle Adalet Bakanlığı'na çağrılarda bulunduk. Çeşitli girişimlerimiz oldu. Maalesef şu ana kadar olması gereken bir duyarlılık ortaya konulamadı. Ben bir kez daha söylüyorum. Bu insanların çığlığı insanidir, vicdanidir, ahlakidir. Ama şu anda hiçbir tanesinin şüphesi olmasın ki milyonlar bu insani çığlığı duymuşlardır. Bu vicdani çığlığı duymuşlardır. Ve bu talepler sadece sizlerin talepleri değil, milyonların talebidir. Gelin tek bir insanımız hayatını yitirmeden bu soruna bir çözüm bulalım. Tek bir insanımızda vücudunda bir hasar oluşmadan açlık grevleri selametle sonuçlansın. Ve bu talepler mutlak suretle bizim elimizde, milyonların eliyle dillendirilmeye ve nihai sonuca kavuşturuluncaya kadar da mücadele etmeye devam edeceğiz. Bugünden tezi yok, açlık grevlerini meclis genel kuruluna getiriyoruz. Ama aynı zamanda bugünden tezi yok, seçimdeki bütün şaibeleri meclis genel kuruluna getiriyoruz. Yeni bir mücadele alanı, yeni bir mücadele hattı belirliyoruz, benimsiyoruz. Kardeşlerim, sonuca doğru yaklaşırken bütün bu başarı öyküsünde eş genel başkanlarımız Salahattin Demirtaş ve Figen Yüksekdağ, grup başkan vekillerimize, milletvekillerimize içtenlikle teşekkürlerimizi, şükranlarımızı ifade etmek istiyoruz. HDP'nin bütün bileşenlerine içtenlikle teşekkürlerimizi, şükranlarımızı ifade etmek istiyoruz. Belediye başkanlarımıza teşekkürlerimizi, şükranlarımızı ifade ediyoruz. İlk defa Kürt coğrafyasında belediye kaynakları ilk defa amacı dışında kullanıldı. Bu referandum döneminde kayyumlar eliyle, kayyumlar eliyle bir gün gelecek, mutlaka ama mutlaka o belediyeler esas sahibi olan halkın iradesine geçecektir. İşte o gün hesaplar açılacak. Bu kamu kaynakları niçin, nerede, hangi maksatla kullanıldı, bütün bunların da hesabı mutlaka sorulacaktır. Kardeşlerim, Paskalya bayramını kutluyorum bütün Mesihi kardeşlerimin. Çarşema sor lehemu gelemeyi izdi jareklin piroz ve ev kokamene ev rıkne zmane o çandamene jareklin çarşema sor luan piroz ve. Ama müsaadeniz olursa en büyük alkışı, en büyük teşekkürü en sona bıraktım. Müsaadeniz olursa hatırlar mısınız? Tarate köyü vardı. Koruköy vardı. Ve Cibula Graf, Kuyular köyü vardı. Kampanya dönemini başlar başlamaz hükümet kampanyasını silahlı propaganda araçlarıyla yürütmeye başladı. Ve bu köyler abluka altına alındı. Kimisi 10 gün, kimisi 15 gün, kimisi 20 gün. İnsanlık ailesinin onuru ayaklar altına alındı. İşkencenin haddi hesabı yoktu. Akla hayale gelmeyen yöntemler uygulandı. Gerekçe bütün coğrafyaya bu köyler üzerinden korku salmaktı. Seçimin sonucunu sizlere paylaşıyorum. Doğanlı köy %97.9 hayır, %2 evet. Koruköy'ü size açıklıyorum. %96 hayır, %4 evet. Kuyular köyünü açıklıyorum. %82 hayır, %17 evet.
insanlık onuru işkenceyi yenmiştir. Selam olsun. Selam olsun. Selam olsun. Şimdi müsaadeniz olursa sizleri ve ekranları başında bizi izleyen bütün milyonları ben önümü ilikleyerek ve kendilerini alkışlayarak haykırıyorum. Silvan'a, yıkımın yaşanmış olduğu şehirler. Silvan'a %76 hayır. Selam olsun. Sur'a selam olsun. Gever %76. Nusaybin %78. Cizre %80. İdil %68. Silopi %74. Şırnak %71. Carek'in Hazar sılarlı var. Carek'in Hazar sılarlı var. Mala ve Hazar canavarı. Sıstara fadalı ser vebi. Friqet binha. Hemu keda ve. Hemu berfadana ve. Hemu kedek veda. Ev hesrin çaven kudayika rıjan. Gihişte armanca kuha gihişte. Ve mecbure ve bin. Ve verin berdere ve. Ve carek dün. Jüve bipersin da huazıya ve çiye. Ve carek dün jüve bukhazın. Emeci bi yektengi bebejin ku. Da huazıya me azadiye. Da huazıya me vekeviye. Da huazıya me aşıkiye. Da huazıya me rumeta mirovahiye. Kardeşlerim. Hatırlar mısınız? Hatırlar mısınız? Kimi medya kuruluşlarında derlerdi ki Kürtler %60 oranında %65 oranında evet diyecek. Ve bunu araştırma şirketleri adı altında bu algı operasyonunu yürütüyorlardı. Seçimin açığa çıkarmış olduğu siyasi irade, siyasi haritaya, Cizre'ye, Şırnak'a, Silopi'ye, Gever'e baktığımızda yüzleri kızarmıştır. Emin olun, yüzleri kızarmıştır. Eğer kızarmamışsa biz zaman zaman kendilerine hatırlatacağız. Yüzleri kızarıncaya kadar bu manipülasyonlarını kendilerine hatırlatacağız. Carek'in ecdülü can jüve hemyara spasiyoku peşkeştikim. Carek'in ecdülü sernave milyonan sılavcı Selahattin Demirtaş sılavcı Figen Yüksekdağ o hemu hevu havalu hokeri meradışinim. Her hebin her bizin stara kadar serverim. Thank you.